New York'taki Solomon R. Guggenheim Müzesi'ndeyiz. Vasily Kandinsky'nin 28 numaralı Doğaçlamasının ikinci versiyonuna bakıyoruz. İlk olarak resmin adı üzerinde düşünmeye başlamak ilginç olabilir. Çünkü bu isim resimde temsil edilenleri anlatmak için değil de bestecilerin kullandığı bir tür notasyonu belirtmek amacıyla kullanılır. Sanat tarihine baktığımızda genellikle adını İncil'deki hikayelerden tarihten, mitolojiden ya da resmedilen manzaranın bulunduğu yerin isminden almış resimler görürüz. Ancak bu resmin ismi doğaçlama. Yani aynı zamanda bir çeşit müzikal kompozisyon. Bu yüzden Kandinsky'nin bir tabloya neden bu ismi verdiği sorusu hemen akıllara gelebilir. Aslına bakarsanız Kandinsky'nin bu resimde şekillerle beste yaptığını söyleyebiliriz. Fakat yine de aslında esas ilham aldığı şey İncil'deki hikayeler ve belli bir tarihsel dönem. Kandinsky resmin de müzik gibi bir şeyleri gösterebileceğini, ifade edebileceğini, somut bir temsil olmadan da bizi bir yerlere götürebileceğini ileri sürerek resimle müziği net bir şekilde ilişkilendirmeye çalışmıştı. Hatta Kandinsky bir adım daha ileri giderek rengi duyabileceğimizi, müziği görebileceğimizi söylemiş. Kandinsky'nin de epey ilgili olduğu bu bahsedilen duyuların kesişmesi durumuna kelime anlamı bileşik duyu olan sinestezi deniyor. Dolayısıyla Kandinsky bizim resme bakarak bir şeyleri duymamızı istemiş olabilir. Ve Kandinsky'nin yüzyılın başındaki bestecilerden biri olan Arnold Schoenberg'den etkilenmiş olduğunu biliyoruz. Schoenberg, 20. yüzyılın başında yeni bir tür olan ağır bir atonal müzik yaratmak için bilindik batı harmonilerini eksiltiyordu. Bu resimde de atonel ve ağır bir şeyler dikkatimizi çekiyor. Bu resmin sesi kulağa nasıl gelirdi acaba? Benim kulağıma kakofonik, kaotik gibi. Yani epey tehlikeli bir sesmiş gibi ama aynı zamanda heyecan verici bir anmış gibi geliyor. Göz kamaştırıcı renkler görüyoruz. Renklerin içinden fırlayıverdiği bir atmosfer ve neredeyse havaya doğru fırlatılmış silahlar gibi gözüken Birbirleriyle çaprazlama kesişen siyah köşegenler yer alıyor. Aslında bir savaşla benzerlik kurmak bu resim için mümkün. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasından 2 yıl önce, 1912'de yapılmış. Nitekim 20. yüzyıl başları Rusya'sında da politik bir kaos ortamı vardı. Soyut bir anlatımla karşı karşıya olduğumuzu kolayca söyleyebiliriz. Hatta resme ilk baktığımızda tamamen soyutmuş gibi geliyor. Yani resmin içindekileri anında anlamlandıramıyoruz. Fakat bu resim tamamen soyut diyebileceğimiz türden bir resim değil. Evet. Bu resme soyut resim diyemeyiz. Ama soyutlanmış resim diyebiliriz. Bu yüzden içinde yaşadığımız dünyanın bazı unsurlarının bu resim içinde de fark edilmesi mümkün. Kandinsky, eğer gördüğümüz şeyleri çok net bir şekilde ayırt edersek, bilinçli zihnimizin anlamlandırmayı kendi başına üstleneceğini, böylelikle saf renge ve forma yanıt verecek duygusal yeteneğimizin kapanacağından endişe duyuyor. Resmin sağ üstünde bir dağın üzerinde sanki bacaları olan binalar görür gibiyim. Ya da belki tepede bir kilise. Bunu kutsal Kudüs gibi bir ideal şehir gibi de yorumlayabilirim. Kandinsky, İncil ilgili imgelemlerden oldukça fazla etkilenmişti. Bu yüzden aslında son derece modern bir ressam olmasına rağmen hala özünde Hristiyan hikayelerine ve eski geleneklere bağlı bir yönü de vardı. Böylelikle resimde muharebe alanında savaşan güçler görmemiz anlam kazanıyor. Hatta tarihçiler bu resmi dünyadaki tüm günahların temizlendiği anın temsil edildiği bir kıyamet tasviri gibi yorumlamışlardı. Sol altta büyük bir tufan var. Tanrı'nın eski ahitte Nuh ve ailesi dışındaki tüm insanları yeryüzünden silmesini düşündürecek bir dalga görüyoruz. Bu dalganın hemen üstünde ateş almış bombardıman silahları yer alıyor. Bu atmosferik etki savaş alanından yükselen duman gibi bir anlam taşıyabilir. Aşağı tarafta ise sanat tarihçilerinin bazen atların boyun kavisleri olarak yorumladığı şekiller görüyoruz. Aynı zamanda Kandinsky'nin kariyeri boyunca sembolik olarak mahşerin dört atlısını referans alan ve aynı zamanda kurtarılma düşüncesiyle de örtüşen at ve süvari fikrine de ilgi duyduğunu biliyoruz. Hem Rusya devrimi hem de 1. Dünya Savaşı'ndan ötürü yerle bir olmakta olan eski dünyayı yıkayıp temizleme düşüncesi gibi ütopik bir düşüncesi de vardı. Kandinsky bu noktada kendi alanında bireysel bir sorumluluk üstlenmişti. 20. yüzyılın başında birçok sanatçı kendi çağlarında ortaya çıkacak yeni uygarlığın oluşmasında sanatçıların önemli bir rol oynayabileceğine inanıyordu. Böylelikle burada boyaların ve rengin taklit ya da izah amaçlı değil de sadece rengin kendisi için ve tamamıyla yeni bir yol izlenerek kullanıldığını görüyoruz. Sadece çizgi olması için kullanılan çizgiler görüyoruz. Çizgiler ritim duygusu ve staccato yani kesik kesik bir his yaratmak için soyut bir biçimde yüzey boyunca ilerliyor. Bu resimde gördüğümüz müzikalite kesinlikle daha önce eşit görünmemiş nitelikte.